Türkiye Kupası birinci tur maçları falan mesela. Yani böyle. Bu arada onu seviyorum ben yani. Bu arada şey, hem Barcelona hem Lyon maçında maça diğer takım daha iyi başladı lan. Yani bayağı üst üste ataklar, direkten dönen toplar falan. İki maçta ortak yani. Lyon'u yok. Lyon maçını izlemedim de Barça Bayern maçı bence öyle değil İsmail. Depay %150'lik pozisyonu kaçırdı ya. Abi Barcelona'nın hiçbir cürmünün olmadığı ilk saniyeden belliydi. Ben de katılıyorum Turgut'a, ilk 10 dakikadan falan. Yani çok belliydi. O kendi kalesine gol olmasa... Barcelona atsa da Bayern Münih maçı çevirirdi. Ben oyun üstünlüğü olarak demiyorum ama pozisyon olarak vardı yani Barcelona'nın bayağı pozisyonu. Bayağı dediğin ne oğlum? Oğlum, bu değil de Turgut yine dominasyondan kaçtı, farkındasınız değil mi? Bu çocuğun böyle bir şeyi var. Dominasyonu kapatalım deyip duruyordu. Bak yine dedi ki bir takımı domine etmesine hoşuma gitmiyor abi falan filan dedi. Adam non-violent abi. Mahatma Gandhi gibi adam. Sen de siyasi başarı sevmiyorsun. Oğlum Gandhi devamlı nük atmıyor mu ya aktivinde şimdi? Evet. O eskiden mi lan, yenisini de atmıyor. Atıyor. Daha doğrusu şöyle, liderlere bir takım late game agendalar açılıyor. Kusura bakma, İngilizce kullandım. Late game mi dedin? Evet. Nasıl bunu Türkçeleştiririz? Oyunun sonunda açılacak bir takım gündem maddeleri veriliyor Civilization liderlerine. Onlar Gandhi'ye nük konusunda çok rahattır. Daha rahat çıkıyor. Daha fazla çıkıyor. O da şeyi biliyorsunuz, hikayesini zaten. Civilization 1 adı. Aa, bilmiyoruz mu? Anlatayım lan. Çok tatlı bir trivia'dır oyun dünyasında. Hadi anlat. Civilization 1'de Gandhi var uygarlık olarak. Gandhi, her uygarlık liderine bir tane barışçılık değeri eklemişler abi. Tamam mı? Gandhi'de 0. Maksimum değer de 16 mı, öyle bir şey, tam hatırlamıyorum maksimum değeri. Oyunda bir noktada abi böyle bir tahmin edemedikleri bug değil de belki yani bir sıkıntı oluşmuş. Demokrasi açınca diğer herkesin barışçılık oranı 1 puan eksiye gidiyormuş. Gandhi 0 olduğu için Gandhi -1'e düştüğü zaman başa deyip 16 oluyormuş ve herkese nükleer sallamaya başlamıyormuş abi Civilization 1'de. Bu sonra Civilization camiasında bir şey, çünkü yani çok alakasız ya Gandhi'nin herkesin nükleer sallaması. Civilization camiasında böyle bir dönen şaka olmuş. O da günden beri de bütün Civilization'larda Gandhi nükleer atmaya meyilli bir kardeşim. Yakışır Gandhi'ye. Bu da böyle küçük bir video oyun trivia'sıdır arkadaşlar. Ben şeyi de çok merak ediyorum lan. Yani alakasız bir konu ama Indira Gandhi'nin Türkiye'de cebe atma anlamına gelmeye başlaması neye tekabül ediyor? Değil mi? Gandhi. Fonetiktir ya. Fonetik tabi. Çok iyilik yani. Indira Gandhi'nin Mahatma Gandhi ile akraba olmadığını gerçekten 3 ay önce falan öğrendim. Peki arkadaşlar, size bir sürpriz yapayım mı şimdi? Yap. Sea of Thieves'de 5 GB'lık upload varmış. Şey, upload diyorum. Update. Aynen. Çok iyi. Ben yapmadım ki onu. Ben de nasıl yapmadım. Bence yapmadan çalışıyor galiba. Ben yapmadım update. Peki. Otomatik başlattı bende. Durdursam olur mu? Oyunu aç bence ya. Bir şey olmaz. Update'ı yapsın artık. Şu an şey open vermiyor ki. Downloading. 40'ta kaldı. Allah Allah. Bende niye update yok lan acaba? Ya sende update olmaması bu arada şey, yani sonradan sıkıntı yaratabilir. Ya da yapmıştır. Ha, otomatik falan mı acaba? Hiç bakmadım ki. Ses ekibe de gitmiyordu. Ben sabahtan beri konuşuyorum. Kapatmışım mikrofonu. Ha öyle mi? Ha. Neler dedin acaba? Neler dedim? Bir de anlatıyorum, niye kimse beni sallamıyor diyorum. Yayında da değilsin bir de canım benim. Hani açtım şimdi gibi. Açtım kıyamam. Onlar ya, yazdı ya. Abi biz duyamıyoruz diye. Ya, biz de duymuyorduk ha. Ne dedin acaba? Sağ olun. Şey ben falan de, dedim niye ya. Niye konuşmuyor? Update mi gelmiş abi? Nerede update abi? Benim de upload'umu kısmışlar abi falan diye ağlıyordum burada. İnanılmaz, ilk defa upload bitti. Ne oldu, nasıl oldu anlamadım. Ben her ay şey alıyorum kablo nette. 100 GB upload alıyorum, 10 megabit. Ayın 20'sinde ilk defa bitti. Upload nasıl biter ya? Bah hele ya. Download bitiyor da. Ben şey oynuyorum bu aralar. Bu Flight Simulator oynuyorum. Flight Simulator çok iyi abi. Oyunu indiriyorsun 140 GB. Uçuyorsun. Her 10 dakikada 2 GB daha atıyor bu arada yani. Oha. Bayağı aşırı zengin oyunu. Yani 2080 Ti var ya bende. 2080 Ti ile 30 FPS falan alıyorum. Ya Rabbi şükür diyorum. Yani adamlar öyle bir oyun yapmışlar ki yani 5 sene sonranın teknolojisiyle oynayın. Hani biz şimdiden yapalım. Ferrari sürüyor gibi bir şey. Oyunun haritası bütün dünya olunca.
Evet. Pilot maaşı olmayan oynamasın abi dedi. Oğlum şeye çok şaşırdım. Adamlar köy köy modellemişler ha. Van Gölü'nün oradan uçuyoruz. Muhtemelen şeyden kurtarmışlar onu da. Çocuklar taş atıyor aşağıdan. Oğlum artık uçmak kolay mı o kadar ya? Uçağı kaldırmak falan bayağı işti eskiden. Daha İsmail sakın. İsmail sakın. Uçağına bağlı olarak yapıyorsun lan. Hala devam ediyor bu arada. Bayağı Boeing falan uçurabiliyor musun açar açmaz? Uçağını iyiyse kaldırırsın abi. Şöyle Boeing yok lan. Yani şöyle ben daha zor kalkıyor. Ben şeyde daha zorlandım açıkçası. Yok lan Boeing'i kaldırıyorsun da kalktıktan sonra dönmüyor Boeing. Diyorsun ki şuradan şuraya gideyim. Dönüyor böyle 40 saatte çok sıkıntı. Bilmez miyim abi, bilmez miyim? Evet, doğru. İsmail bilir bunları. İsmail büyükleri kaldırmak konusu da çok iyi. Öyle demiyorsunuz ya, gruplarda hep küçükleri kaldırıyorsun. Ha, küçükleri kaldırıyorsan o ayrı, Netflix'e başvuracaksın abi o zaman. Özür dileyip değiştirmişler posteri bu arada tabii ki. Arcade oyun gibi çok kolay. Ha, gamepad'le oluyor yani. Niye değiştirmişler abi, ifade özgürlüğü abi halbuki. Kim dedi onu, öyle bir savunan çıktı mı ya? Strowman mı o? Abi şey, oyun Sundance ödüllüymüş ya, o yüzden oluyor ya. Hayır filmi savunan. Oyun diyorum, film. Film ödüllü olduğu için savunmaya çalışan çok oluyor film üzerinde. Evet evet. Filmi, ben filmi bilmiyorum. Film bak şeyi bilmiyorum gerçekten. Film otobiyografik ya. Hani kadın yönetmen çıkmış demiş ki ben hani o, bu kızların çektikleri şeyleri anlatmak istedim. Hani ha, öyle diyor olarak. Ben kadının o beyanını kutlattım. That's what she said. Ha. Şeyi yani filmi bilmiyorum. Her filmi yakmak niyetinde değilim. İzlemek lazım. Sıkıntılıysa Fransızlar sakat bu konuda. O yüzden hiç bir fikrim yok yani şu an pozitif ya da negatif filmle ilgili. Afiş ama afiş ifade özgürlüğüne savunan görmedim ben afişi. Benim yok, duyduğum yok. Şey yönetmen bayağı şey kızmış. Afişe mi? Oğlum şimdi bak şey bilmiyorum ya filmi, varsayıyorum. Hakikaten mesela gerçekten kadıncağız kendi travmatik deneyimlerini ayıplayarak anlattıysa mesela orada, bu afiş çok 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 yanlış. Çok çok büyük ayıp yani. Filmini tamamen yanlış gösterdi şu anda. Abi ben filmle alakalı biraz okudum yorumları. Hatta. Şey tarzıymış işte. Yani kız işte Müslüman bir ailede. Hadi baba her gün namaz, her gün muhafazakarlık tarzı yapıyorlar kıza. Bakıyor komşu kızları evlilik evlilik dans ediyor. Diyor ben de gidem evlilik evlilik dans edem. Sonra gidip evlilik evlilik iki dans ediyor. Diyor ki bu da bir tuhaf oldu, biz de 3 kuruş yaşımızla niye böyle fahişeler gibi olduk. Bu da iyi bir şey değil ki arkadaş yani falan oluyor. Öyle arada kalmışlıkla bitiyor gibi yorumlar okudum ben internette. Yoksa şey değilmiş yani. Hadi kızlarımızı twerkçi evet, yapıyoruz evet. Çünkü iyi bir twerk 11 yaşında başlar falan gibi değil açıkçası yani. Hani zaten 15 geç abi artık yani bu modern modern twerk'te. Filmin mesajı o değil yani, hani yanlış anlaşılmasın. Sundance'da öyle ödül alamaz zaten muhtemelen. Ama yok, Amerika'da falan inanılmaz yıkıldı. Yani şey çünkü abi oralarda bir yerde geçen de Yiğitcan'la da konuşuyorduk. Oralarda bir yerde şey tayfa var hakikaten. Ya abi hani pedofili de o kadar kötü değil falan tayfa var bak sağda solda gerçekten. Yani insan denk geliyor, kanı donuyor. Tabii aynı tayfa internet sitesinden çocuk satıldığını da zannediyor abi yani. O yüzden çok şaşırmıyorum. Ben onu oraya mı geldik ya? Ben ve olabilir deyim en son. Yok abi ya. Çok büyük bullshit bence. Biz ona başından beri dalga geçiyorduk Yiğitcan ha. Bence olabilir abi. Ya ben çünkü yok. Yani Epstein'in Lolita Adası'nı öğrendikten sonra niye? Abi bak Epstein'in Lolita Adası mantıklı tamam. Bu kadar spesifik bir zevkin nasıl varsa ada tutarsın yani. Yani aklıma yatıyor böyle bir şey olması. Fark ettik ne yani? Çok gizli zaten, bir de çıkması yani herif yakalandıktan sonra abi, bir dakika. O kadar çıktı ortaya. Şeyi tartışıyorsak bu tip marketlerde kendi dükkanını açıp kodlarla bu işi yapabilen adamlar olabilir mi? Evet olabilir. Bu sitelerin adı niye bu konulara geçti ben onu anlamadım. Ben şimdi hepsi burada da bir hesap açsam ve buraya kod girsem hepsi burada lanet olsun diye tweet mi atacaksınız? Trendyol ben satıyormuş onunla orada değilim. Ben bu arada literally komodinin içinde yolluyorlar çocukları da diye düşünmüyorum. Hani ama o bir evet, kodu iletişim yani. Yöntemi diye gelmişti bana ve çok aklıma yatmış olabilir. Bu kadar gerçekten. Hani sapık ve şey bir zevkin varsa yani bunun böyle şeyi olur mu yani? Komodinin içinde gelmek abi demonte geliyor. Çocuk kendin birleştiriyorsun böyle bir şey. Neydi o lahana çocuk, lahana bebek vardı eskiden onun gibi. İyice şey. Çok ayıp lan. Yani o yönetmenle film hakikaten o perspektiften filmse çok büyük ayıp yani yaptığı gerçekten.
Kimin fikri acaba? İnşallah kovmuşlardır kimin fikriyse. Bence bu kadar tepki geldikten sonra kovmuşlardı zaten. Ama niye kovsunlar be abi Allah aşkına? Abi bütün kıyafetlerim çıkardı. Daha yeni şey değiştirdiler de daha başa geçmedi galiba işte. Marketingçisi değişti. CMO değişti yani Netflix'te. Bak kesin ona da şey gelecek. Siyah kadın CMO. Böyle Amerikalılar ona da ağlar. Siyah kadın getirdiniz Cemal yani. Bu arada şeyi bu pedofili posteri de şey çıkartmış ha. Trumpçılar çıkartmış bu arada. Ben internette ilk görüp paylaştığım adama baktım. Herif ağır Trumpçı böyle, tamam mı? Yani ya, öyle böyle değil. Yani Trump, o şey diye paylaşmıştır abi. Bakın güzel film buldum diye paylaşmıştır. Hayır hayır. Trump. Yo yo yo. Hayır, Trumpçılar Netflix patlasın ölsün filan istiyorlar oğlum. Nefret ediyorlar Netflix'ten. Ama aynı zamanda pedofili değiller mi onlar? Yok yok yok. Trumpçıların abi QAnon diye bir tayfası var. QAnon tayfa yani Amerika'nın elit tayfasının çok ciddi bir pedofili ringi içerisinde olduğunu ve Trump'ın bu bataklığı temizleyen kurtarıcı adam olduğunu inanıyorlar. Epstein'in fotoğrafı var ama değil mi yanında? Ha evet, Epstein'e oğlum Epstein'le ilgili şey diye beyan var kayıtlarda. İyi adamdır Epstein diyor. De çok düzgün adam, iyi adamdır. Kızları biraz genç sever falan. Böyle literally böyle beyanı var herifin ama Trump kurtaracak. Şimdi Trump kurtaracak kısmının çok Delizyon tanıdık geliyor lan bu anlattıkların. Olduğu çok belli. Evet, popülist liderlerin hepsine halk belli bir nebze bir halk var. Öyle tepki veriyorlar ezberden. Gördük, daha da göreceğiz. Bir filmde izledim diye hatırlıyorum ama. Değil mi? Var öyle filmler. Bu ama yani şeyde işte evet varmış işte yani. Epstein'in Krallar ben bu arada girdim oyuna geziyorum. Öyle sağda solda. Hello friends to join me diye bir seçenek var. Oradan galiba benim oyuna katılabiliyor olmanız lazım. Davet attın GB sen bastım. Davet iptal oldu. Bana davet ben. Atmadın. Benim uploadum abi, evet. Update'im %44'te ya. Tamam geliyor. Tamam, gelebilen gelsin valla. Nasıl gireceğiz ki? Hiç fikrim yok şu an. Benim de hiç fikrim yok. Biz buna nasıl girmiştik lan daha önce? Ben invite daha atmıştım. Şimdi atabiliyor muyum acaba tekrar? Atarsın herhalde. Yani inşallah atabiliyorumdur. My crew. Oğlum şey... Ha buldum. Takip ettiniz mi ya? Bu Steve Bannon'ı tutukladılar ya. Ben hiç bilmiyordum. Kimdi o, o ya? Kim ben lan? Kaçırdım onu. Ya Steve Bannon Breitbart diye bir sitenin kurucusuydu. Sonra Trump'ın medya danışmanı oldu. Make America Great Again falan stratejisini kuran herif bu. Sonra ha. Trump bunu da kovdu bu arada. Çünkü böyle oluyor. Bu tip liderler böyle çalışıyor ya. Hani... çok tek egoist tek adam oldukları için kendilerini güce getiren adamları da harcıyorlar bir noktada. Failed to join çünkü crew yok diyor. Ben girdim şimdi. Nasıl crew yok diyor? Failed to join dedi, bastım. Tamam bir daha atayım. Bir daha dene, girersin. Bir daha açsana ama. Bende de ilkinde aynı hatayı verdi ilk seferde. Pardon Yiğitcan'cım lafın ağzını tıkamış atmıyorum. Oldum. Ben duymadım abi, o sırada herkes konuştu, ne dedin? Şey arkadaşlar mi? Kulaklık takmayan mı var? Benden mi sekiyor acaba benim? Birinden ses sekti, bana da geldi. Bu arada... Şimdi nasıl bir konuş? S-A-S sekiyor. Çok az sekiyor ama lan sen nasıl duyuyorsun onu? Ben duyuyorum oğlum. Kulaklığım çünkü SteelSeries Artisan Wireless. Vay. Ya ne sandın? Selin Sezi Elevli 50 boncuk atmış sağ olsun. Hüseyin Alkan yine 50 boncuk atmış. Selçuk Tiryakioğlu 3. ayına. Yağmur Bulut 5. ayına. Bauer Erdem ilk ayına girmiş. Hoş geldin, yeni abonemiz olmuş. Akki Erkan Turgut Uç genel olarak dominasyona karşı demiş. Murat Atay 6. ayına girmiş. Mehmet Can Bilgin 7. ayına girmiş. Enes Şengül 9. ayına girmiş. Doktor Reorx 3. ayına girmiş. Hepiniz hoş geldiniz. Taylan Kıncır. Herkese selamlar, sevgiler. Sevgili CS'e bir korsan sesi yap da kulaklığımız şenlensin. Bizimkiler bir gelsin de abi. 4'te ne maçı var acaba? Bilmiyorum. Bugün 4'te maç var mı acaba? Clippers gecesi bugün. Dün gece, dün gece 1'de koltukta uyuyakalıp 4'te uyanmışım. Lakers maçını canlı izledim. O yüzden çok mutluydum. Blazers'ı tüketmişler. Evet. Ya Lakers ne yaptı abi böyle hakikaten ya? 30'u... Portland için fırsat kaçtı diyebilir miyiz? Clippers Dallas serisinde bir sürpriz olur mu? Yok ya, zannetmiyorum. 4-2. Olur de olur. Olur de. Yarın havanı atarsın olunca. Ya 4-2 biter gibi ya bence orası. Sene olsa olurdu ama bu sene zor.
Şu anki görünüm itibariyle sürpriz şeyleri bitti gibi yani. Galiba şey de çevirecek. Yani Milwaukee de çevirecek gibi duruyor. Milwaukee de bir şey olmaz. Denver, Utah çok belirsiz duruyor şu an. Evet. En zevkli seri olacak herhalde ya. Birinci turda en azından. Biz buna en baştan mı başladık lan? Niye yine buradan doğduk? Ben kendi korsanımı resetledim. Sıfırız eskisin, yani. Eskisin tipinden sıkılınca. Ha evet. Niye oyunu load edemiyor muyuz? Yok, ben sildim öteki korsanı. Ha. Oğlum aynı o aptal görevleri bir daha mı yapacağız? Oğlum bütün oyuna görevler zaten. Hem bu sefer gemimizi de değiştirdim. Ben ne konuştuğumuzu bilmiyorum zaten. Galyon var bu sefer elimizin altında. Şey değil. Trito gemi değil yani. Defini arıyoruz ortalıkta dolaşıp. Bari o zaman o şey görevini yapmayalım. Ne? Bulmaca çözdüğümüz oyunu. Allah. Başka yani görev alırız ya. Çıkarsa görevi. Hızlı hızlı yapıp aradan da çıkarabiliriz acı aslında ya. Aa niye düştük lan? Oğlum evet tuşlar unuttum yine ya, aman. Ne hangisi tuştu acaba? Bir de diyorlar ki sıfır değilsiniz, herkesin karakteri kendine save ediliyor diyorlar. Haberiniz olsun. Valla benim üzerimde hiçbir şey yok. Sıfır değilsiniz. Oyuna sen bizi dahil ettiğin için bence sıfırız. Sanmıyorum ya. Hep beraber. Çok yaşa abi. Mesela gemimizdeki eşyalar da gitmiş abi, bir sürü şey toplamıştık biz yani. Gemi değişti oğlum zaten, onu fark etmedin mi? Yo, aynı gemiye benziyor. Biraz okay. Daha geniş gibi altı. Ha arkası o aşağı farklı. Altı daha dar oğlum aksine. Ha ikinci katı var çünkü. Arka farklıymış. Ha, oha iki katlı gemi. Vay be, adam Fikirtepe'ye bina yapar gibi gemi almış. Aa ben... burada şey mi buraya, burada kodes var lan. Acaba milleti mi buraya? Bizden birini tıkabiliyor muyuz lan? Sen hata yaptın, bu haftanın kaybedeni sensin gibi. Ya kesin yapılıyordur. Master Pirate. Şey, ben geçen mesela yayın açtım. Bütün bu gemiyi tek başıma oradan oraya götürdüm abi. Çok komikti. Çok başarılı olamadım tabii. O yüzden kendime Captain Red Flag ismini taktım. Ve gemimizin ismini de ekonomi koydum. Bayağı komik bir yayın oldu yani. Tancan'ın karakteri neden oldu. Yasemin Yalçın tiplemesi gibi duruyor? Sea of Thieves'de herkes öyle duruyor abi. Benim karakter daha düzgün gibi de. Silahları nereden yapıyorduk ya çocuklar? B ile değiştiriyoruz galiba. B miydi? Bir şey söyleyeceğim. Bir tane quest koydum buraya. İsterseniz siz de bir iki quest alın getirin koyun da. Bir şey yapalım. Bir dur abi. Ben açılıyorum bu arada gemiyi, haberiniz olsun. Dur lan dur. Oğlum biz hala tuşları bulmaya çalışıyoruz. İsmail yok. İsmail gelir oğlum, ne olacak? Siz gemidesiniz şu anda değil mi? Onu söyleyin bana. Şu an yok, ben indim gemiden. Vay da. Nereye quest gittin ya? Quest aldın. Nereden? Aa aldın? Sniper'ım duruyor lan benim, evet. Okey. Quest'i bu dayılardan almıyor muyduk? Önce sen yayında değil misin? Yayındayım. Ne oldu ki? Tancan'a söylesen yayını vermedi yazmış da bir chat'e. Ha ulan şey oyunu vermemiş. Ha. Önemli bir detay abi, istersen ilgilen. Muhabbete dalmış, pardon. Geldim. Crew menüsünden birini kafese kapatmak için oylama başlatabiliyorsun. Aa. Öyle şeyler var yani. İyiymiş. Yiğitcan. Hı. Öyle işte arada şeyler yap. Muhabbet içeyim mi? Aç hadi. Eğlendir bizi. Bu yarım kalan muhabbetimi açmak istiyorum çünkü çok eğlendim bugün öğrenince. Ben bilmiyordum ki. Epstein. Bu, yok Steve Bannon. Bu duvar yapacağıydı ya Trump. Aha. Evet. Bir noktada abi Trump destekçileri ama Trump'a net bağlı değil de böyle Trump'ın etrafındaki danışmanlarının falan filan bayağı ciddi şeyleri de beraber. GoFundMe açmışlar abi. We are nasıl? Building the wall mu? We build the wall mu? Öyle bir şey. Halktan herkes 5 dolar atsa parayı. Yaparız gibi. Bravo. Yani. Bravo abi. Ve birkaç milyon dolar toplanmış buradan. Ve Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon buradan üzerine zimmetine para götürmekten dolayı tutuklandı. Ben olur. Ya bunlar doğru hareketler. Bunlar yapılmalı. Ya şeye çok eğlendim abi.
İnanılmaz yani bu gerçek nasıl konuşulmadı? Ben nasıl bilmiyordum bunu? Neden duvarı yapmak için para istediler? GoFundMe açtılar. Bu nasıl bir rezillik? Bence verenleri tek tek bulup onlara da dava geçecek. Meksika ödemeyecek yani. Miydi o duvarı? Meksika evet ödemeyecek. Meksika ödeyecekti abi. Adamın suçun madde buydu. Meksikalardan yani... nazikçe istemiş olabilir mi? Hani gelin buraya verin. Abi Amerika'daki Meksikalardan istemiştir. GoFundMe'ye şey değil mi? GoFundMe'ye para vermeden önce şey istiyor. Abi derin renginizi gösteren fotoğraf atın bir tane. Beyazlarınızı yollamanıza gerek yok. Kaptan ben... gemi sağa çekiyor. Quest koydum ben bu arada. Masa. Ha koydun mu? Ben koymadım. Boylayalım. Görev de almadım. Şu hayatta bir questimiz olsun. Sen nereye gidiyorsun ki şimdi? Bastım yani kral gidiyorum. Yine bize sormadan yapıyor bir şeyler. Ucuna çıktım. Ben oğlum böyle. Quest seçeceğiz de ona göre gideceğiz. Gelip şu odaya questlerinden bir tanesine hançer vurmanız lazım. Vurdum. Peki al bak. Şimdi geldi questimiz. Nereye gideceğimiz şimdi belli olacak. Şey gitmiyor muyuz? Doğalgaz mı çıkarsak gibi. Güzel. Nice. Oruç reis. Yok değil o. O başka. Yo evet biliyorum ama Oruç reis buraya daha oydu ad olarak. Kaşık şeklinde bir adaya gitmemiz lazım arkadaşlar. Kaşık şeklinde ada. Ha şurada. Ege'de oğlum. Ya da ada şeklinde bir kaşık. Tam tersi de. Arkada kalıyor. Hangisine gidiyoruz? Şu Paradise'a mı? Aha. Gideyim değiştireyim şeyin yönünü. Bu haritayı yukarıdan okuyabiliyorsunuz diyorlardı geçen. Nasıl okuyoruz acaba? Sanmıyorum. Öyle bir şey demişlerdi. Oh. Ben okuyabilirim yine istiyorsanız. Yani tam tersi çevireceğim bakalım ne olacak. Ben geçen bütün oyunu tek başıma oynayınca biraz bir güven geldi bana. Evet o gelmiş belli ki hiç bize bırakmadan koşturuyorsun. Tek başına oynayacaksan ne anlamı var oyunun? Yok lan çok zor oldu tabi. Oğlum fırtınaya girdim elimde kılıç vardı. Yıldırım çaktı öldüm yani. Hani böyle hani tek başına biraz şey oluyor. Oyun seni çok sevmiyor tek başına oynamanı yani. Güverte deliği var yukarıda masa görünüyor demişler. Yani işte bir delik varsa işler iyi oluyor ya. Haydi. Bir şeye baksak mı acaba ya? Şuradan. Bir şeye baksak mı bir ara? The Hunt diye bir oyun var ya biliyor musunuz onu? Ha biliyorum abi. Evet Twitch'te yüzlerden bütün yayıncılar onu oynuyor. Ha bir baksak mı ona? Yok. Ha okey. 5000 izlenen bütün yayıncılar da Fall Guys oynuyor. Hangisine bakalım? 5000 izlenenler daha doğruyu yapıyor demek ki abi. Hmm, tamam okey. O zaman haftaya PUBG giriyoruz o zaman. Abi Hunt... Hayır. Haftaya MasterChef izlemeniz lazım. Hunt Crytek abi. Crytek'in oyunları... I don't know. Okey tamam. Çok kötü lan Hunt. Çok, yani ben bu işin geyiği bir yana baktım. Çok kötü bir oyun bence yani. Peki okey. Bilmiyorum Hunt. Haftaya No Mask'e o zaman. No Mask'e bakalım ya. Ben ondan umutluyum. Bir de Risk of Rain'in co-op'u güzel dediler. No Man's Sky ne? No Man's Sky. No Man's Sky mı? Evet. Ha. Biz nereye gidiyoruz şu an? Belli mi peki gittiğimiz yer? Paradise Spring'e gidiyoruz. Sürüyoruz öyle. Aa buradan gözüküyormuş güzel. Aşağı inmemize gerek yok. Tepeden azıcık gözüküyor evet. Ama yani ucu ucuna. Ha gözüküyor lan hakikaten. Ben iyi ayarlamışım bak yine rotamızı. Helal abi. Oo sevgili Kempaçi 4 kişiye abonelik hediye etti. Please Bust 2, Kayıp Trilyon, Ezgi GD ve Seplo Dixie abonelikleriniz hayırlı uğurlu olsun Kempaçi. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol hediye abonelikler için. İsmail iyi misin? İyiyim. %71'deyim şu an. Senin tuttuğun takım kazanamayınca tadın kaçmış gibi biraz. Ya benim ikisini de tutmuyordum da seviyeyi ekstra sevmiyorum ya. Yani. Bir de abi adamlar 6. finalinde 6. şampiyonluğunu aldılar yani tatsız yani anlıyor musun? Siktir git domates yetiştir yani. Hayda. İsmail niye bu kadar kızdığını ben asla anlamıyorum. Anlayan bana anlatsın ya. Neyin öfkesi yani bu? Liverpool'dan da bir final çaldı bunlar da. Heee. Çaldı derken şey final mi? Final çaldı dediğin daha iyi oynadılar yani öyle mi? Ya vade. Neyse ne kardeşim.
Gerçekten İsmail Liverpool'luğu da Turgut'un Fenerliğinden kötü ya. He Fenerbahçe ne oldu la Turgut? Bugün Sosa imzaladı abi. İyi oluyor yani. Güzeliz biz. Ya geçen ağlıyordunuz. Paramız yok. Kupamızı versinler falan diye bir şeyler bağırıyordunuz. Yok kardeşim, ne oldu paramız iş? Yok. Bizim paramız yok. O ayrı mesele. Kasımpaşa ücretsiz. Ama biz ağladık. Hareketimizi yaptık. Tepkimizi koyduk. Köpek gibi bizim dediklerimize geldiler ve bizim istediğimiz şartlarda Bankalar Birliği anlaşmasını sundular. Devlet köpek gibi Fenerbahçe'nin istediğini mi dedi diyorsun? Devlet değil abi, başkası. İndireyim mi devlet, şeyi? Sen devlet dedin, köpek gibi mi dedin? Yok, başkası. Demir tamam. Atayım mı? Kral at demir. Yanmayacağım mı? Yanlar zaten o kendi şimdi. Bak. Ya ne yapacağız biz? Sandık bulacağız, as always. Ayrıca Fenerbahçe YouTube kanalı katıl açtı, onun da etkisi oldu. Evet evet. Çok iyi fikir oğlum bu arada. Fenerbahçe... Ben şey çok şaşırıyorum. Fenerbahçe'nin ve benim gelir modelimizi aynı bayağı artık hayatta ya. Bu bana çok ilginç geliyor. Fenerbahçe'nin durumunu iyi anlamanız için önemli bunlar abi. O durumdayız yani. İyi de abi Sungur yani 3 milyon dolar maaş vermiyor hiç kimseye ya. Keşke verebilsem lan. Keşke kazansam veririm bu arada ha. Onlar kazanmadan veriyorlar abi. Sorun orada sanırım zaten. Yani ben de Fenerbahçe gibi hiçbir şey yapmadan havadan para kazanırsam evet, zengin ederim hepinizi ha. Yok işte lan, bu arada sen de verebilirsin. Fenerbahçe de sonuçta gelirine uygun davranmıyor yani. Bu arada şimdi millet tetikleyenler olacak. Hemen şey whataboutism'lar çıkacak. Hiçbir Türkiye Futbol Kulübü bunlardan muaf değil dedikti. Ben mesela Beşiktaş niye pandemi döneminde bağış topladı ve kimse bunu ayıplamadı? Bunu da anlamıyorum. Lan millet açlıktan ağız kokusunu çekemiyor. Beşiktaş diyor ki bir dakika pardon özür dilerim benim şeyi orta sahama 3 milyon dolar ödemem lazım. Lütfen bana bağış atar mısınız? Necip'e 10 milyon vereceğim lütfen. Necip, İki ekmek size vereyim. Çok abi, bir taneyle doyun da bana bir beşer besleyin. Necip ağlıyor orada, kusuyor çocuk. Burada bir tane sandık ya, var. Bunun içindekileri yağmalasanız da krallar. Ben silah almaya geldim çünkü benim kılıcım yok ortalıkta. Oğlum bu odada hiçbir şey yokmuş lan. Oğlum bir tane işte haritamızda gözüken şey var. Ben şu an yiyecek yağmalıyorum. Mesajına battle orada buldum abi. Bu mesaj nasıl okunuyor? Use your map to locate treasure. Mark ne yazıyor? X. Ekonomimiz çok iyi. Mesajına. Bu arada okuma yazması olan bir korsan hiç inandırıcı değil. Oyunu beğenmedim. Şeyin tam şeyde neck kısmında, boyun kısmında. Peki. Nasıl ya? Bunu da açamıyorum. Oğlum benim kılıcım niye yok ya? Deli. Tamam ha, ben buldum sandığı arkadaşlar. Ya gelmiştim ben ya. Hayvan kesin. Öteki sandığı al Turgut sen. Bak şurada bir sandık daha var dışarıda kalan. Bu sandık onu değil abi. Al al onu da al. Erzak sandığı işte o da. Abi geminin içinden kılıç alamıyor muyduk? Abi kılıcın var, scroll açsana zaten. Sen niye bu kadar seksi bir kadın oldun? Ben gamepad'liyim abi. Öyle hissettim kılıç kendim. Kılıç yok şeyimde, inventörümde. Önceden Gabe Newell'ın... Biz de hissedebilir miyiz? Tabii. Ha, lan Y'yi de açıyorum. Önceden Gabe Newell'ın korsan versiyonu gibiydim. Epic Story gibi bir şeydim yani. Dedim bari olmuşken kadın olayım. Hashtag Free Fortnite. Tamam, başka bir şey kaldı mı burada? Gidiyorum ben. Abi valla Apple'ın faşizmine karşı verdiği haklı mücadeleyi siz de destekliyorsunuz diye umuyorum bu arada. Ben desteklemekte kalmıyorum abi. Ben şey yaptım, GoFundMe başlattım. Apple'a karşı verilen haklı mücadele için. Evet. Fortnite'a destek topluyorum arkadaşlar. GoFundMe.com free Fortnite adresine giderseniz Fortnite. Oradan siz de 5 dolar bağış yapıp zenginleri memnun edebilirsiniz. Olur bu. Mantıklı. Go fund yourself. Yes. Ben çok korkuyorum valla Epic para kazanamazsa diye. Çok endişeleniyorum yani. Ben geceleri uykum kaçıyor ya Apple tekerleşirse. Aman Allah'ım diyorum, Apple tekerleşirse. Apple tekerleşebilir mi abi? Böyle bir ihtimal var mı? Apple'ın tekerleşmesi gibi. 2 trilyon ya, değeri var abi. Dün gece yatağımdan kalktım, bir anda dedim ki aman Allah'ım, Apple kendi platformunda istemediği oyunları barındırmıyor. Allah'ım ya Rabbim, nasıl olacak bu iş dedim. Abi olur mu öyle şey dedim, ya? Nasıl olacak dedim. Apple pay istiyor dedim ya. %30 dedim, bir de az da değil dedim yani. %30. Vay arkadaş ne? Oğlum bir şey söyleyeceğim. Halbuki Twitch %50 alıyor. İşin şey kısmı...
Free tancan fümen ya. Bu ne abi? Böyle şey mi olur? Abi gelirinin yarısının gelirinin yarısını Twitch'e veren Twitch yayıncılarının sırf sponsoru diye Epic övüp Epic'in haklılığından bahsetmesi gerçekten ne ağır bir ironi ya. Oğlum bir dakika ama ben şeyi anlamadım lan. %30 vermeden full cebine alabilecek şekilde sistemi varsa Apple'ı vermek istememesi çok mantıklı değil mi? Girmesin abi o zaman store'a. Apple'da öyle dedi zaten. Girip yani onu yapmaya çalıştı. Apple dedi, hayır Apple dedi ki benim fiyatımdan daha ucuz satamazsın. Hayır hayır abi. Bak bunu vakti zamanında Sungur hatırlar. Biz bunu Sungur'la konuşmuştuk. Comixology app'i ilk benim gördüğüm şeydi bunu yaşayan. Apple'a para kaptırmamak için uygulama içi iOS uygulaması için Comixology. Geminin kıçı delindi. Ne oldu oğlum? Geminin niye kıçı delindi? Ya dayamışızdır yine bir şey, ne bileyim ben. Nerede? Alt katta mı? Yok. Kovayı nasıl kullanıyor? Ben tamir ettim, sıkıntı yok. Abi pet şişe de lazım. Her şeyi unuttum abi. Şişeyi suyu nasıl yapıyorduk ya? Dur bakayım. Kova alıyorduk elimize. Ha, tamam hallettim. Ama bu da iki katlı olduğu için bunu acaba böyle atabiliyor muyuz buraya? Atarız, ne olacak ya? Ben alıp üst kat atıyorum abi. Oluyor mu öyle? Olur olur. Ha kova burada gitti. Üst katı mı atıyor? Buraya sonra bir paspas atarız. Hop. Çok saçma. Evet, Yiğitcan devam et. Comixology vakti zamanında Apple'a bu tip uygulama içi alımlardan payını vermemek için uygulama içi alımları kapatmıştı. Evet. Gelin abi sitemizden alın. İlk olay olmuştu galiba zaten. Herhalde benim de ilk duyduğum olay oydu. Amazon satın aldıktan sonra yapmıştım bu Comixology. Amazon Comixology satın aldıktan sonra buna geçilmişti yani. Ve kimse ağlamadı. Comixology de ağlamadı. Dedi ki abicim biz de yani çizgi romanlarımı satın almak istiyorsanız uygulama içinden okutabiliyoruz ama satmıyoruz. Sitemize girmeniz lazım. Çünkü biz Apple'a para koklatmak istemiyoruz. Bu kadar yetişkin gibi dağıldı herkes. Şimdi Fortnite'a da bu dendi. Tamam abicim sen hani kendi sitenden satabilirsin mikro şeylerini ama o zaman yani bunu circumvent edeceksin içeriden. Eyvallah. Yani Apple ben gerçekten şeyi anlamakta çok zorlanıyorum. Yani Apple kendi sistemini kurmasıyla, kapalı devre bir işletim sistemi işletmesiyle meşhur olan bir firma değil mi? Biz bugüne kadar yanlış tanıdık. Ya oğlum, adam ve bu iş modeli de o kadar başarılı ki neticede bütün bu davalar sırasında şey açıklandı ya. Şeyin kazandığı paralar açıklandı yani. Hani Fortnite ne kadar kazandı diye geldik onu. Herifler geçen sene V-Bucks satışından 1 milyar 260 milyon kazanmışlar abi. V-Bucks satışından. Apple bunun %30'unu almış. Ve bu satışın %86'sı Apple'dan gerçekleşmiş. Yani vay faşist Apple'a bak. Anladın mı? Vay. Lan ne faşizm yani bayağı be. Hashtag free Fortnite yerine hashtag expensive Fortnite olması gerekmiyor mu o zaman? Bir dakika yani... hashtag free Fortnite diye bir şey var mı? Öncelikle bunu yapanlar gerizekalı. Ya demiş. Oğlum. Abi sen haberin yok. Meselenin problemi bu. Ha çünkü oğlum, içeride şeyde API haklı buluyorum çünkü Apple muhabbetinde. Hayır ama abi. Bu free Fortnite çok aptalcaymış. Bir dakika Turgut. Sen Apple'ı ne API ne açıdan haklı buluyorsun lan Apple muhabbetinde? Abi şundan dolayı haklı buluyorum. Ha. Şimdi ben Apple'a ürünümü koydum. Tamam. %30 okey. Sonra ben kendi sistemden şey olmadan, o kesinti olmadan daha ucuza oyun için para satıyorum. Evet, Apple onu yapabilirsin. Direkt ürününü, benim ürünümü pazardan çıkarıyor ondan sonra. Hayır. Marketten çıkarıyor. Hayır. Öyle olmadı marketten abi. Marketten çıkart hemen muhabbetin üzerine. Yavrum, kendi sistemde satmana bir şey demiyor. Zaten ona nasıl karışsın? Android Store'da da alabiliyor millet. Ona karışmıyor. Tamam. Adamın app'inin içerisinde başka bir numara denedi herifler. Aynen. İçeriden bir worker yani yine iOS uygulaması üzerinden, iOS Fortnite üzerinden alım yapıyorsun. iOS platformu üzerinde kullanıyorsun ama dışarıdan dolanıyorsun gibi. Oradan yönlendirme mi verdiler? Nasıl bir şey? Tam yöntemi bilmiyorum lan hakikaten. Bu arada bilen var. Ben workaround diye okudum çünkü sadece. Detayını da açıklamamıştı benim okuduğum makale. Yani ben Apple Market'ten girip ondan sonra beni ayrı bir uygulamaya yönlendiriyor. Nereye ben Apple'ı aradan çıkarıp ürün mü satın alabiliyorum? Ben öyle okumamıştım bu arada. Sanırım öyle abi. Ya böyle illa birinizin chatinde birinde yazar ya. Browser'a mı yönlendiriyor? Hani browser'dan sonra şey mi yapıyorsun? Çünkü o da olabilir. Yani içeriden browser, iOS'in içinden browser'a yönlendirip browser'dan alıyorsan iOS'ın yönetleyemeyip olabilir mesela. Benim okuduğum şuydu.
Ha, browser açıyormuş uygulama üzerinde. Benim zaten okudum şu. Apple, vay efendim, sen benim marketimde koyduğum paradan daha ucuza hiçbir yerde satamazsın. O yüzden oyunu artık kaldırıyorum. Mümkün mü abi, böyle bir şey? Abi zaten multiplatform bir oyun yani. PlayStation'da da V-Buck satılıyor. Xbox'ta da satılıyor. Switch'lere satılıyor. Yani onları zaten... Tamam işte, hepsinde, hepsinde aynı fiyat ama. Daha ucuza satıyorsun kendisinden de. Oyunun izin vermiyorum. İçinde açıyormuş browser'ı bu arada. Ona izin vermez abi. Ona olmaz yani. İşte oyun içinde browser açıyormuş aynen. Workaround o da demek ki. Abi yani Comixology'de mesela bayağı gidip web sitesinden alıp sadece reader gibi kullanabiliyorsun. Aynen. Comixology öyle çözmüştü meseleyi ya. Biz payımızı vermek istemiyoruz. Gidin comixology.com'a gidin, satın alımlarınızı yapın. Attıktan sonra hesabınızda biz göstereceğiz. Sadece okuma uygulaması. Click through düşüyor muhtemelen işte. Bizim orada yaklaştığımız adanın üstünde kırmızı boncuk var ha, orası problemli bir yer mi demek bu acaba? E gidelim, eğlenelim. Bence gitmemiz gereken yer orası. Peki ya. Bize... Bir şey diyeceğim. Bana abi davet atabilirsiniz şu andan itibaren. Aa, hadi bakalım. Turgut, bu arada bu mesele esas kepazeye sıran senin muhtemelen kaçırdığın nokta abi. Epic Fortnite içerisinde bize zulüm uygulanıyor. 1984'e döndük. Hashtag Free Fortnite diye gayet ciddi, kinayi içermeyen, gerçekten kinayi içermeyen abi. Bak, inanması çok zor geliyor. 1984 eventi yaptılar oğlum. Bir şeymiş değil mi o? Reklam, evet, evet. Reklamını revize etmişler. Apple'da zamanında onu başka bir firmaya laf sokuyor yani. Microsoft'a. Şey, IBM'e. Ha, IBM'e Microsoft diye biliyorum ben. Microsoft. Peki zamanında Apple'ın IBM'e yaptığı o laf sokma mantıklı mı? Ben bunları merak ettiğim için soruyorum şu an ha. Abi şöyle, yani IBM ve Apple o dönem piyasada rakipler. Şey gibi değiller. Yani Apple IBM'in App Store'unda app satıp hem de... Domine ediyor ama. Ha, dominasyon var Turgut. Okey, tamam. O zaman bu konuyu kapatalım, rica ediyorum. Domine ediyor yani. Ya şimdi Steve Jobs da yemesin beni de. İlk Macintosh reklamı abi. Yani evet, evet. Mac diye bir şey yok o zaman yani. İlk Macintosh'un reklamı aynen öyle. Ridley Scott baba çekiyor işte böyle. Burada bizi bağırtarak öldürecekler sanki. Demir atalım mı? Ben nasıl gireceğim sizin oyuna arkadaşlar? Nasıl? Davet gelmedi mi sana? Davet attık oğlum. Hayır, gelmedi. O, bir daha atayım. Xbox Game'in şeyinden geliyor. Burada 1000 kişi izliyor benim attığım daveti. Herkes gördü kardeşim. Burada boss varmış. İsmail de gelsin. 4 kişi dalarsak alırız. Sanki. Kırmızılı boss. Ya bana vallahi bu bütün Epic Fortnite muhabbeti Türkiye'de en azından şeyi gösterdi. Yani kim Epic'ten sponsorluğunu almış, kim almamış, o belli oldu baya. Ya ben şeye çok... ya oğlum koca koca yani senede bak 1 milyar dolar para kaldıran sırf mikro alımlardan bir şirketin eziliyoruz edebiyatı yapmasına insanların katılması çok garip mekti benim. Eyvah. Ulan siz geçen sene 1 milyar dolar kazanmışsın yani. Git free şey yap. Free Fortnite ne lan? Oğlum. Ya. Abi işte o sorun orada. En büyük sorun orada zaten, bir şey diyeyim mi? Şirketler tepişiyor seviyesinde olsa. Ha, mesela, ben şirketlerin tepişmesine çok okuyordum bu arada. Yanın derim. İkisi de yansın oğlum bana. Abi evet evet. Öteki net. Ona cerp yollasa bir şey olsa. Okey. Bu adamların... Geldim İsmail. yaptığı çok edebiyat yaşam nedir ya? Hep beraber. Oha bayağı boss var. Oğlum fora yani atıyor. Ben bunu sıkıyorum, bir şey olmuyor. Allah. Yok ya. Bence bizim burada olmamamız lazım. Ben arkadan vuruyorum. Vur kral. Dur ben de geleyim. Gel İsmail, arkadan ben vuruyorum. Gemiyi çok mu uzattınız? Ben buna top sıkardım ya. Abo. Ben de kulaklarından tutayım. Tut. Joker kulağından tut. Allah Allah. 18 artı 18 artı şakalar. Bence net öldük ya. Abi senin anladığın nasıl güzel. Hiçbir şey demiyoruz. Volkan Akbalık 3. ayında. Berkay Cangöl. Apple siz maaşınızı Fortnite'la mı alıyorsunuz? Fortnite borcunuz mu var? Serkan Gonca 1000 boncuk atmış. Merhabalar herkese demiş. Çok teşekkürler. Hoş geldin hocam. Oo, Norveç'te misin? Norveç'e selamlar Serkan. Selamlar. Çok temiz öldük ya. Bir şey söyleyeceğim. Bence Turgut'un dediği gibi gerçekten gidip gemiyle sıkalım bu herife ya. Gemi. Ha. Biri gemiyi alıp döndürüp bir anlaştırsana gidiyorsun. Ben öldüm zaten. Ama gemide dirileceksin nasıl ya? Sıkıntı olmaz. Ha. Karakter ekranına kadar geldim ben. Güzel. Çok iyi İsmail, hadi bakalım. Ben bunun bütün playlerini öldürdüm. Katıl. Şimdi Horadio ile kapışacağım. Uğraşıyor. Kovayla, üstüne kovayla su atın diyen var ha. Burada ne yapıyorduk? Atarım ha.
tear you apart. Ben de size korsan şarkı söyleyeyim arkadan. Where up she rises, where up she rises, where up she rises early in the morning. Gemiyi nasıl döndüreceğiz lan? Duran gemiyi nasıl döndüreceğiz oğlum? Abi yanıyor. Sen hoş geldin. Heh, geldim. Bilmem. Asla durduramayacağız sanırım. Turgut ya. Abi ha. Yanıyorumla denize girmem lazım arasında geçen 6 saniyede ne düşündün? Tancan, gel şu demiri kaldır. Acaba yanığı daha fazla yakar mı diye düşündüm. Evet. Ya da kendi kendine sönerim diye mi düşündün de ben de onu şey yapıyordum hani. Dur ya söneriz. Pek çok şey mümkün. Kokumuzu almış. Geliyor. Ya sıkıyor oradan düzen bozuyor. Abi ya. Sen kal orada. Kal orada, kal. Hemen gemiyi yana çevirip... Ha tamam, yeniden mi atayım? Ben de geldim. Demir burada. At abi. Atayım mı şimdi? At. Attım. At. Atıyor, dönüyor. Tamam. Heh. Tamam. Döndük mü? Tam arzuladığımız gibi oldu, hadi. Verelim Şeref size topu. Oha, herif de bize top atıyor oğlum. Oha, ben öldüm lan yine. Lan. Ah be. Allah! Adama gitmedi oğlum, de başka yere gittim. Okay. Oğlum herif yaktı la bizi. Nasıl yaktı abi? Gemi yanıyor oğlum. Abi gemi yok. Sıçtı ağzımıza. Bunu nasıl bırakıyorduk lan? Baba akıyor. Oğlum su nerede buluyoruz bu gemide? Ses. Nereden? İsmail. Oyun içi chat'i açık muhtemelen. Oyun içi chat ne? Ya nasıl satayım? Su nerede oğlum gemide? Su. Abi su barrel var burada. Hah. Öldüm ben. Hah. Eyvah. Kendimi çok geliyorum şu an ben. abi inanılmaz ya. Öf. Öldük burada. Temiz öl. Ama İsmail bu sesi uğraşıyor musun şu an? Siz beni duyuyor musunuz? Tabii. Duyuyoruz da biz kendimizi duyuyoruz. Ha, onu bilmiyorum abi. Oyun yükleme ekranında hala. Gelsin de uğraşayım. Tamam. Bu ne? Her yer yanıyor. Hey kanka hoş geldin. Fatih Doğan Gün 7. ayında hoş geldin. Ben şu an itibaren konuşmayı reddediyorum ya. Çok gazino gibi oldu. Evet Nişa, kınamıza hoş geldiniz. Ne yapayım? Beni dinleyin. Bu crew chat'i ne yapayım ben? Kapat. Oğlum bu ne la, gemi cayır cayır yandı ya. Suyu nasıl yapacağız? Ben denize attım abi. Oğlum. Şeye nasıl dönüyorduk lan? Gerçek dünyaya. O kapıdan geçeceğim. Ha okey. Gözlerinde yaş. Yaşmalarıdır. Kiraz aldım dikmeden. Nikahına beni. Görsene. İstersin. Kardeşim gemi yanıyor, siz orada makara çeviriyorsunuz ya. Dur kardeşim bir saniye. Senin aklına bir atlanır geliyor. İstersen şahidim. Lan bu adama su atıyor. Aa iyi lan, gemi batıyor. Böylece su doldu içerisi. Yangın söndü. Çok mantıklı. İsmail hoş geldin. Bizim de durumumuz böyle yani. Hadi çocuklar, ben size müzik yapıyorum, hadi. Aa, Titanic başarımı aldım lan. Batarken şarkı yaptığım için galiba. Ne oluyor?
Ne oluyor? Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Abi ben hiç bilmediğim bir oyunu, hiç bilmediğim bir andan girdim. Abi yani. batıyoruz. Öğrenmişsin ya. Öyle öğrenmişsin. Peki bir şey söyleyeceğim. Bunu nasıl öldürüyoruz chat? Abi o bayağı zor ölüyormuş. Büyük boss fight'miş. Su attım ölmedi. Ne demek abi? Vaz mı geçeceğiz? Ben gidip kılıçla vuracağım kendisine. Al bakalım. İkleme ekranlarına gidiyorum ya. Uslan! Allah! Üf! Odanın sırtında bir şeyler var oğlum. Oha be! Sırtındaki tane boncuk var, oraya ateş etsenize. Abi adamın orası hassas yer olabilir lan, oraya ateş etmeyelim. Arkadaşlar bana dokunsanıza. Beni emciklesenize. Beni vurdular lan. Beni vurdular dedi. Nikahına beni de çağır. Sevgili anonim Damian Yere. Ay çok kötü. Abonelik hediye etmiş. Evet. Efendim. Se. Kurayak'ta, BG4Blood'a. 9. ayında efendim. Hoş geldin. Ben şu an bir yerdeyim. Chat'i kapatabilsen İsmail rahatlayacağız. Voice chat açık abi senin ayarlarında. Ayarlara gireceğim. Audio settings. Crew chat output falan böyle şeyler. Bu hani bir şahane pazar gibi. Allah kahretsin. Hani kendini duyduğun şeyde konuşmaya çalışırdın ya. Konuşamıyorum abi. Evet. Çok tuhaf oluyor. Kapandı galiba. Yok kapandı. Evet. Ben tuvalete gidiyorum abi. Ne olur çözün bunu ya. Gemiyi götürmeyin. Tuvalete gidiyorum. Hem öldük. Game Pass'ten de giyiyor musunuz? Evet, Game Pass'ten de kapatabilir misin? Game Pass'ten. Ya masasına oturduk işte. Altukan bakan pavyon tadında. Oh mis dedi. Biri varsa. Oldu galiba. Biri... Kapattı. Aa, şu anda. Düzeldi lan. Düzeldi mi? Okay. Emre Göksever, Umut Arda Porsuk. Hoş geldiniz siz de. Yok, kapamamış. Mute crewmate voice chat. Tamam, mute crewmate voice chat yes yaptım. Tamam. Yok yine var. Ya biz bu Turgut'un şişeden bulduğu yere gitmeyecektik ya. Orada öldük. Ben bir Yasin okuyayım diyorum. Oku kral. Sandığımızdan da olduk. Bir tane sandığımız vardı dandik. Kötü öldük. Boss'muş ama yani. Şu an nasıl? Bakalım. Boss'muş ama yani. Hiçbir şey değişmedi. Ne bileyim abi ya. Neyse bu yayında böyle olsun be İsmail. İsmail. Yani varsa bilen biri söylesin abi şey. YMC. Windows G tuşuna basıp ayarlardan çözemezsiniz. Voice chat'e girmiş değil mi? Baş. Se. Biz falan mı girdik acaba? Evladım. Kılıcı bulup getirmek artık senin görevin. Bilmiyorum yani. Oyunu da bilmiyorum, ayarı da bilmiyorum. Kusura bakmayın. Burak Filiz. Hoş geldin ya. Yüreğime. Boşu ver. Hadi. Böyle Daredevil moduyla ayrı keyifli oldu ha.
Bir bakıyorum, bir ben bakıyorum. De şimdi. Yani mute all other crews voice chat diye bir şey vardı ve yes dedim. Ses deneme. Evet, okey. Ben kendim kapattım kendimde yankıyı. Ses deneme. Ben yaptım işte ya. Yok, bizde devam ediyor. Her yerden mute'ladım abi, ne bileyim. Abi girdim, crew chat'in sesi 80'de onu 0'a aldım. Nereden yaptın? Oyunun içinden mi? Ses ayarlarında. Bakayım. Bir konuş bakayım. Aa yok, duyuyorum. Yankı. Var mı? Yankı olmaması lazım. Crew chat'i ben de sıfırladım. Şu an benim yankım gitti, evet. Crew chat volume. Aa bakayım. Aa bende de gitti. Tamam, çözdük. İşte bu her şeyi çözdü. İsmail şimdi yani tek başına kendi yankısıyla takılacak yani. Yo, bende yankı hiç yok ki zaten, en başından beri yok. Tamam, çözdük şimdi. Sen sırf bize zarar olmak için geldin bize yani. Ama böyle de çok sıkıcı oldu. Evet. Yine döndük oyuna, hadi bakalım. Şimdi İsmail su dolunca suyu boşaltıyoruz. Kılıç var, vuruyoruz. Bir de haritayı okuyoruz, ben bu kadar diyorum. Ya güzel kardeşim ama Civilization oynarız beğenmezsiniz. Sea of Thieves oynarız beğenmezsiniz. İlla Fall Guys mı oynayalım? Sungur, çok net bir şekilde 4 kişi beraber oynanabilecek çok eğlenceli oyun açığı var. Bu işe el at. Ben ne yapayım oğlum? Game designer değil misin? Ya. Bir sürü keyifli oyun var oğlum. Bir sürü keyifli oyun var abi. Onları oynayalım işte. Ne yapacaksın? Hyper Casual mobil oyun mu yapacaksın o kadar bilgiyle? Ya bilmem. Ergin Çetin, hoş geldin. Serhat Sayan, ikinci ayında. Turgut Bey istek şarkı alıyor mu demişler. Almaz arkadaşlar. Aldırmazlar abi. Aldırmazlar abi. İsmail, şimdi biz bu oyunda korsanız kral. Bir adaya gideceğiz. Oradan türlü türlü questler alacağız. Sonra gemimizle açılacağız. İşte onun nerede olduğunu falan öğreneceğiz. Ben bir şekilde bizi oraya götürmeye çalışacağım. O arada herkes türlü türlü şaklavanlıklar yapacak falan. Böyle bir oyun yani. Bir quest mantığı var işte. Quest alıyorsun adadaki dayılarla konuşup onu sonra masaya koyuyoruz. Peki bir şey söyleyeyim, İsmail nerede? Ben aşağıda haritaya bakıyorum. Ha tamam. İsmail, bir de benim kanlım olan bir köpek balığı var, onu geberteceğim. İsmail, masaya quest koyacağız, senin questin iyidir, koyarsın masaya. Nereye gidiyorsun acaba şu an? Ha bayağı yanlış yerlere gidiyormuşuz lan. Ben koruyorum yani. Gitmiş buralara gitmek değil de. Ben masaya gemisi... koydum. Aa, hakikaten lan. Geminin arkasındaki buluta baksanıza bir. Bulut değil lan o bence. Uçan bir gemi. Aa, bizi yıkacaklar yani. O ne oğlum? Ona doğru gitseniz de çok ilginç bir şey. Onun yerine nereye geldik kim bilir. Orada kesin bizi öperler. Yani. Uçan Hollandalı olabilir. Ben oturuyorum. Benim sesim geliyor mu? Geliyor ben baby. Ha okey. Oraya doğru gidelim dedin ama yani. Onun altına mı gidelim? Nereye gidelim ki yani? Hayır ben merak ettim. Yo, ona tepki olarak demedim. Senin chat'i okuyorum da senin chat'te benim olmadığıma inandılar. O yüzden şaşırdım. Ben oyundaki bir şeyleri kontrol edemiyorum. Siz edebiliyor musunuz? Mesela dümene giremiyorum. Masaya giremiyorum. Hemen bakalım dümene girebiliyor muyum? Ben dümenin de... şu an birinde olduğu için. Bak İsmail ne güzel döndürüyor bak. Döndürüyorum. İsmail çatalın görünüyor. Güzel. Neyse ben bırakıyorum dümeni. Başkası da Dümenin başını tuttun İsmail. O net bir şekilde hayatımda gördüğüm en çirkin insan modellemeleri olabilir ya. O Marcon kan komik değil mi abi? Bak ne kadar güzel bir hanımefendi Tancan. Tabii. Zannetmiyorum. Mike ben neye benziyorum acaba? Yaptığım tasarım duruyor mu? O iğrenç tasarım. 6 üçlük atmış ya. En son 2010'da ben buglanmışım, ölüp geri gelmem gerekiyormuş arkadaşlar. Hadi siz kendinize. Ben öldüreyim aşağıda seni, gel. Gel beraber öldürelim. Ne saçma sapan bir şey ya. İhcan abi yayın açsa 12 aylık abonem olurum. E var ya kardeşim, yakın arkadaşı kendisi, bilmiyor musun? Evet, Mert Günan ve yakın arkadaş kanalındaki yakın arkadaşı benim. İhcan bunu sesli olarak söylemek daha iyi diye düşündüm. Tabii. Yazmakla uğraşma abi, ağzımız var.
Yok ya. Tek kişiye hitap etmek çok saçma şimdi burada. 2000 kişi izliyor. Only. Yok lan bu o değildi. Yiğitcan hadi sen söylesene. Ne söyleyeyim abi? Bak neredeyim şu an? Biz tam 4 korsanız. Allah seni kahretsin ya. 8 ayaklı bir dalız. Zungur sen ne yapıyorsun denizde? Ölmeye çalışıyorum abi bağlandığım için. Arkadaşlar yelkenleri yarıya indirir misiniz? Göremiyorum. Hiç anlamamış değil mi gemicilik konseptini? Yelkenler yarı. Arkadaşlar yelkenleri yarıya indirir misiniz? Bunu aldım ya. Güneş almıyor abi güverte. Görmüyor. Katlıyorum. Arkadaşlar bu arada sevgili izleyiciler, Mert Günhan niye bugün bizle beraber diye hiç merak etmediniz. Buradan anlıyorum ki Mert Günhan. Ki seven yokmuş yani. Ne bileyim yokum deyince nerede işi var? Yok sizi demiyorum ya. İzleyicilerden siz chatinize sor. Ben Turgut'un chatine bakıyorum. Bir kişi bile sormadı. Mert Günhan nerede abi bugün diye. Bir tane şeyde yorum gördüm. Herhalde köyünde abi Mert Günhan diye bir yere bir şey yazıldı. Bir şey söyleyeyim mi? Ben bile bilmiyorum Mert Günhan nerede. Çok sormadı bugün yani. Ben bugün yokum dedi. Sorgulamadık. Çok özel kararlı var. Söyledi yani çok net söyledi yani demek ki. Yok da izah da etti aynı cümlede bu arada çocuk neden gittiğinde. Bir yere götürüyor musunuz gemiyi şu an siz? Yok. Uçağın gemiye doğru götürüyorum ben. Avre mi gidiyoruz? Çok güzel bakalım neymiş o. Ben çok. Hadi ama işte önümü bir açmadınız ki göreyim. Hafif sağa kır. İşte onun için ekip oyunu değil mi? Ben öyle düşündüm aslında. Söyleyeceksiniz. Hani yeterli sağ mı Tancan şu an? Biraz daha kır. Ah bravo. Kır az daha kır gidiyoruz oraya doğru. Hani miyiz? İyiyiz. Benim bu çaldığım akordeon sizde duyuluyor mu? Tabii ki. Tabii. İyi. Yankısız. Oh be sonunda ya. Tamam yok. Yankı alıştım. Arkadaşlar, iki kişi daha açtım yine yankılı izliyorum. Chat'te şöyle şeyler görüyorum. Abi yok olacaksınız, abi tükeneceksiniz, abi orası için erken. Bu oyunu bizim normal level'lara göre ilerletip oyunu bitireceğimizi zannedenler falan var galiba anladığım kadarıyla. Biraz daha sağlıklı. Öyle gezip tükeneceğiz işte abi yani umurumuzda değil oyunun içindeki olan şeyler. Ya aynı biraz quest falan yapsaydık iyiydi be. Tamam, abi biraz güzel. Gerek kaybolalım bence şunun dünyasında ya. Karşımıza yani, ne çıkarsa. Ya o zaman adalara gidip yağma yapalım abi sonuçta yani. Ya. Burgazada bir balık yeriz. Çok yaşa İsmail. Abi demin adalara gidip çok yağma yaşa. Yaptık. Sadece gittiğimiz ada kötü denk geldi. E tamam şimdi hiç bilmeden gidiyoruz ama yani. E tamam ben soldaki adayı kırıyorum hadi bakayım. Kır. O hayalet kim bulutu gitti mi? Yok. Abi kim indirdi onu? Ama bir şey söyleyeceğim. Çok yaşa. Ya İsmail denizin ortasında çapa indirilir mi abicim? Abi her kuş kalkıyor. İsmail bir kol ver de beraber kaldıralım. Hızlı kalkıyor zaman. Gel. Sen her iyi kaldırırsın çapa, bunları. Her çapa bir gün inecektir. Oy seni inen çapa. Burada denizde bir şeyler var. Sandık mandık gibi. Onları alsak mı? İçmem suyu. Haritadan bir outpost bulalım. Oraya gidelim de quest alalım arkadaşlar. Quest almayınca sandıklar çıkmıyor olabilir. Burada bir şey parlıyor. O ne acaba? Askele gezip böyle acayip şeyler yaşama imkanı yoksa büyük hayal kırıklığı. Tamam görev alalım anladım. Göreve göre bir şeyler açılması da anlarım da. Mesela hiç görev almadan gezip yine de eğlenemiyor muyum acaba oyunda? Kim bilir. Bilmedim. Şu an o parlayan şeye doğru mu gidiyoruz? Ya ben şöyle şeye giriyorum işte. Şu en yakındaki adaya giriyorum abi. Tamam. İsmail sen mi sıktın topu? Evet abi. Anladım abi. İsmail gemicilikle tanışıyor. Evet. Sevilla kazandığı için kız. Turgut tam karşımızdaki adaya kırsan orada kesin hazine var ha. Şu şeyi diyorsun değil mi? Ha penis gibi bir şey var o. Evet tam karşımızda şu an. Oğlum bu bulut ne ya? Dümdüz gir oraya. Onun orada çözeceğiz bu işi. Onun altında hayalet varmış abi. Öyle mi? Gerçekten. İskelet falan varmış. Gitmeyin oraya. Bayağı onun üzerine sıkıyor. Söyleyeyim. Sıkıyor bayağı ha. Ateşler var orada ateşi diyorlar. Evet, abi çok kötüymüş onun altı yani gitmemekte fayda var diyorlar. Onlar derler Turgut. Onlar hep derler. Onlar böyle şeyler, onlar yapma derler. Onlar sana yapamazsın derler. Ha, falan. Ama
Herkes bilir ki imkansız hiçbir şeydir. Adidas. Ghost Ship diye bir korku filmi yok muydu ya, böyle herkes ikiye bölünüyor. Aa, ben bir de biraz önce şey buldum lan. Şişede bir hazine buldum. Onun haritası çıktı, ona da bakabiliriz. Ha, i̇şte o bakalım. Demin gittiğimiz ada oydu abi. Ha. Yelkenlerin yönünü ayarlayabildiğimizi biliyorum abi. Gerek yok, no need. Onu da ben yapmayacağım, aşağıda 3 tane kurul sol yapsana diye... biraz. Biraz sol yapsana. Kurul aşağıya 3 tane. Yelkenleri ayarlayacaklar bir zahmet. Sol yaptın mı biraz? Yaptım. Biraz mı yaptın? Evet. Tamam, topla şimdi. Topla. Topladım. Tamam. Denizin güzel olduğu saatte geldik. Heh, hadi bakalım. Şimdi bu adada var ya, çok sağlam yağma var ha. Solda bir şey var böyle, yukarı doğru çıkan bir ışık var, o ne? Abi o, biz demin gittik kiloyla dayak yedik ya, işte o adam. Biz onun kırmızısına gittik, bu başka bir şey galiba ama. O da onun sarısıdır. Tamam. Burası sanki şey lan, friendly evet. Territory işte. Galiba yine burada bir aynen, sürü. Aynen, quest almaya geldik abi buraya. Aman. Ya Sungur bence bizi buraya bilerek getirdi abi. Tabii. Eğlenmek istiyorsanız map'in dışına çıkın demişler. Bilmiyorum ne kadar doğru. Hayatta her zaman eğlenmek istiyorsan map'in dışına çıkacaksın Metancan. Aslında da doğru evet. Maga be. İyi konuşmadım böyle... yalnız. Maga be. Filozofi gibiyim arkadaşlar. İyiydi. Twitch'te yayın açsan aslında var ya. Twitch'te yayın açsam kesinlikle MasterChef izlerim. Tabii abi MasterChef'i bir açıyorsun. Hop 300-500. Süper. Demin bir tane sandık almaya gittik. Onu aldıktan sonra kiloyla dayak yedik ki o quest sıfırlanmış bende sandık. Suya düştüğü için. Bu arada ben MasterChef izliyorum lan, çok eğleniyorum. Ben de izliyorum. Twitch yayıncısın abi. Ha, yayında izlemiyorum da. Yayını kapatıp evde izliyorum. Ha, ben evde izliyorum. Ben yayında da izliyorum. Şişe yayında da izlersin bilmiyorum da. Bir, bu dalga geçtiğimiz bu husus muydu? Ben izlemedim ama dalga geçtiğimiz bu husus da yayıcıyım. Yo ben MasterChef'in kendisiyle dalga geçmiyordum. Ben Twitch yayıncısı için bir gereksinim olmasıyla dalga geçiyordum. Anladım. Tabii. Ben bulduğum şişenin içindeki hazine haritası bende hala var ha. Elimde duruyor. Böyle enteresan bir ada. Bir adanın üzerinde 5 tane şey var. Abiciğim işte demin gittik kiloyla dayak yedik ya bir tane eşeğol eşekten. O ada o ada. Ben sizi oraya götürdüm. Evet. Siz hiçbir şeyle uğraşmazken ben götürdüm sizi oraya. Meğer boss fight adası bulmuşsun anasını satayım. Kiloyla dayağımızı yedik geldik. Kardeşim biz aradık bulduk. Arayan belasını boss da fight, bulur. Boss fight olduğunu bilmeden gittik yani de. Arayan adasını da. Ya şu gold hoarder'ı benim bulmam lazım. Ekranda aptal bir yazı kaldı, gitmiyor ya. Neredeydi bu gold hoarder? Bana da söylüyorsun ya. Hangisiydi ki o? Bu muydu? Bakayım Chris. Benim elimdekine seninkinden farklı diyorlar lan. Emin miyiz acaba? Aynı olduğundan. Kredi hoarder bu değil mi işte? Lan hoarder. Ya bundan işte şu sıfırlıkları almıyor muyuz? Yo. Earth's a voyage. Vermiyorsun ki voyage. Hepsi kapalı, bende de kapalı. Ha, benimki kapalı. Hem voyage alamıyorum. Hem de ekrandaki yazı gitmiyor. Nasıl olacak böyle? Parasıyla alayım, onlar da kapalı. Param var oğlum 24.000 benim. Ben de anlamadım. Allah Allah. Sen de alamıyorsun değil mi? Saçma. Yok alamıyorum. Çocuklar niye alamıyor? Alacak yerin yok abi. 3 tane voyajım var zaten. Ekrandaki yazı gitmiyor, onu ne yapacağız? Getir masaya koy, bir tanesini oylayalım, çözülür muhtemelen. Ben götürüp masaya koyuyorum. Ben de gideyim de masaya vurayım. Ters tarafından koyacağım ha. İsmail sen de gel, adada yapacak çok bir şeyimiz yok daha. Evet abi, ben şöyle gizemli adalara gitmek istiyorum. İsmail? Hı, buradayım. Ne yapıyorsun? Ne bileyim. İsmail hüzünlendi ya. Falan aldım bir yerden. İyi ettin kral, gel. Ben size bir tane, tamam hepsi de kötüymüş bunların, al verdim. Crimson Hell'i veriyorum. Umarım DLC'dir de patlarız. Benim geri dönüp ama bundan elimde boşaltmışken diğer voyajı almam lazım çünkü bu yazılar çok sıkıldım ekrandaki. İsmail neredesin? Gemiye spawnlandım. Ha çıktın mı gemiye, tamam. Evet.
Gitmeyin lan. Haydi biz kaldırdık gemiyi, neredesin sen? Ya kardeşim İsmail gemiye biner binmez kaldırdınız ama. Ama o kalkıyor gibiydi, İsmail görür görmez zaten kalkacak gibi oldu. İsmail'in ortamdaki varlığıyla penis şakalarının doğru orantılı üzerine konuşmamız lazım artık. Bu İsmail evet, memnun musun bu durumdan ya? Benim penisle ilgili hiç problemim yok. Fallik bir oyun oldu. Onu masaya koyduğum zaman gitmedim arkadaşlar. Şimdi koydum ben de ama... Ya hadi gelin orada bir tane quest oylama yapacağız. Sonra o quest hepimizin ortak quest'i seçilecek. Allah kahretsin ya. Bu yazıyla devam o zaman. Ne yapayım abi? Şu benim masamdaki koyduğum şeyi decline eder misiniz görevi? Edemeyiz. Çünkü ya edilmiyor. Bir edin de yenisini gelip kendin edebiliyorsun. Ben onun ağzına sıçayım ya. Ha, hatta biz onu seçtik ve ona başladık şu anda. Tamam. Belki seçtiğiniz için gitmiştir bakayım. Glittering gold gibi gitti. Hey. Ha neyse ekrandaki gitti en azından. Gitti, sağ olun. Gitti. Peki. Beni mi çağırıyorsunuz? İsmail, Q'ya basılıp radyal menüyü aç. Orada space'e bastığında questlerin olduğu bir şey çıkacak. Orada bak bir tane ada gözüküyor. Mesela aşağıdaki yere gidip o adayı bulacağız. Sonra gemiyi oraya götürmeye çalışacağız. Böyle böyle durumları var. Biraz şey bir oyun bu. Ağır bir oyun böyle biraz. Ha buradan seçiyorduk. Ya bunu ama ya yeni her görevde bu tutorial'ı bize vermesine gerek yok lan bence. Abi demin yaptık ve bunu ve battık. O yüzden nasıl? Mesela o. Yani gidip al, yapamadık onu. Onu aldıktan sonra gelip teslim edecektik şeyi. Hayır hayır. Yine masaya bakman lazım diye ekran artık bir şey gelmemeli yani. Ya bulmuşsun adayı zaten. Ha. Selim fark ettim onu kullanırım bundan sonra. Demirkan Demir 6. ayında hoş geldin. Adayı buldum, hala diyor ki adayı bul. Buldum. Bak adayı buldum. Ya mutineer bak. Ayarlarda in-game story kapatma var. Sizce bir tuvalete gidip geliyorum. Hayır. Tamamdır abi. Wow. İsmail doğru yönde miyiz? Bilmem. Çok güzel. Yok, değiliz. Acaba nerede arkadaşlar? Hangi şey. Ada bu arada? Bir mi iki mi? Yani şey, parçalı olan mı? Yekpare olan adam mı? Parçalı olan. Şu an oraya doğru dönüyor olmamız lazım. Neyse tamam arkadaşlar böyle. Ekranda yazı olacak. Çarım artık bunun bacağına yani. Bununla mı uğraşacağım ya? Çok da kötüymüş abi bu arada. Değil mi ya? Bu nedir abi? Bir de yani bu bizim artık yaptığımız 3. 4. görev her seferinde. Haritaya baktın mı? Hı? Ya abi çocuklar için yapıyorlar bu oyunları sonuçta. Hayır bir de başkası şu an haritada olduğu için ben de bakamıyorum. Turgut sen bakıyorsun oğlum haritaya. Ha. Nick Morte kullanıyor diyor ya işte. Tamam buldum işte ben. Buldun mu abi? Hmm. Haritadan çıksana ya. Aha. Dur bir de ben de bulayım. Aa bu mu acaba? Sağ ol. Allah kahretsin seni. Adaya doğru gidiyor muyuz? Evet abi. Benim bir de galiba dümene basmam lazım. İzin verir misin? Ama adaya ben gidiyor muyuz ya? Birisi bunu söyleyecek mi? Point bu değil. Adaya bir kim bakıyor arkadaşlar? Hadi biriniz şey okuyun. Harita okuyun. Sevgili YouTube bu arada
Sizler de kanala abone olmayı unutmayın. Öptük gözlerden. Görüşürüz. Hadi bay bay.